Check. Bugün Gears Mod hakkında size bilgi vereceğim. Bazı işte yorumlar geliyor bana. Gears Mod nedir? Nereden alabilirim? Nasıl oyuna girebilirim? Eklenti nasıl yükleyebilirim? Gibi bir sürü sorularla karşılaşıyorum. Bugün bunların hepsini anlatacağım. Yani zaten bilmeyen varsa izlesin. Bilen varsa zaten izlemesine gerek yok bu videoyu. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Oyunu nereden satın alabilirsiniz? Tabii ki de Steam'den alabilirsiniz. Beleşe indirebilirsiniz ama beleşe online olmuyor bu arada. Ve eklenti yükleyemiyorsunuz diye biliyorum. Bedava indirirseniz. Crackli yani indirirseniz. Ama orijinal yani Steam'den indirirseniz veya atıyorum Origins falan var mı bilmiyorum da Steam'den indirirseniz oradan orijinal oluyor. Yani online girebiliyorsunuz. Bakın bunun altını çizelim. Şimdi oyuna geldik. Oyunun Türkçe'de zaten ayarlardan bu kısımdan zaten ayarları yapabilirsiniz. İşte çok oyunculu var, iletişim, ses, görüntü filan bunların hepsini buradan ayarlıyorsunuz. Zaten buradan sesle uğraşsanız zaten gerisi boş yani. Evet neyse. Şimdi burada kayıtlar var, duplar var, eklentiler var, demolar var. Bunları göstereyim. Eklentiler bunlar sizin eklediğiniz eklentiler. Yani şimdi biraz sonra göstereceğim zaten oyuna girerken. Bu eklentiler işte hani benim kanalı zaten takip ediyorsanız videolardan görüyorsunuzdur. Ne bileyim işte tank eklentileri olsun, bomba işte dünyanın en güçlü bombaları gibi böyle videoları var. Videolar var kanalda. Oradan hani buradan ekliyorum. Şu atölyeyi aç kısmından ve ekliyorum buraya geliyor. Olay bu. Bu kadar basit. Şimdi geri dönelim. Duplar bizim yaptığımız mı tam hatırlamıyorum. Buradan da bir şey indirebiliyorsun. Bu dup pek önemli aslında. Kayıtlar burada sizin yaptığınız hani atıyorum işte NPC'leri koydunuz, savaş yapacaksınız ama birden bir işiniz çıktı, çıkmanız gerekiyor. Kayıt yapıyorsunuz. Aynı işte yani 10 şey pardon. Savaşlı bir oyun oynuyorsun, tamam mı? Oyundan çıkmak zorundasın. Kayıt yapıyorsun. Kaldığın yerden devam ediyor yani buradan basınca. Aynı o şekilde. Mesela bakın şuradaki şeyler şey olmuş oldu. Benim bir tane köpek balığı filmim var. Onu bu videoda ya paylaşmışımdır. Bunu paylaştım da ya paylaşmışımdır ya da paylaşmamışımdır. Godzilla falan diye böyle. Bu Hitman videosundan kalan, şu banka soygunundan kalan, bu Ramazan bayramıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada da gereksiz şeyler var. Gördüğünüz üzere böyle yani. Kayıt yapıyorsunuz öyle. Neyse şimdi demolar ne? Demoları bilmiyorum. Evet şimdi oyuna tek başına gireceksen ne yapıyorsun? Tabii ki yeni oyun başlat yapıyorsun. Yeni oyundan buradan haritanı seçiyorsun. Oyun başlat. Tabii online yapacaksan da tek kişilik yerine iki oyuncu deyip buradan mesela ayarlıyorsun. Oyunu başlat diyorsun. Olay bu. Arkadaşın da Steam'den sana katılıp giriyor. Buradan şey yapıyorsun. Evet. Şimdi online oynamak istiyorsan çevrimiçi oyun bul diyorsun. Buradan zaten karşına şeyler çıkacak. Dark Arp. Şu an internetim yok. İnternetim gittiği için dedim fırsattan istifade bir video çekeyim. Onu montajlayayım. burada Dark Arp çıkacak. İşte ne bileyim Star Wars çıkacak. O çıkacak. Bu çıkacak. Murder çıkacak. Veya bir sürü oyun modu çıkacak burada. Şu an çıkmıyor bende ama size çıkacak. İnternetiniz varsa. Bir sürü çıkacak. Oradan Dark Arp'e girmek istiyorsanız rollü veya herhangi bir şey girmiyorsanız oradan seçip sunucuya bağlanacaksınız. Buradan soldan zaten rol yapma. Şudur budur filan. Onları seçiyoruz. Şimdi oyuna giriyorum. Mesela nereye girelim? Buraya girelim. Oyuna başlat dedim. Evet şu an giriyor. Mekan yükleniyor filan. Oyuna girince zaten geri kalanını da göstereyim. Hemen videoyu kısa tutmak istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Biraz yavaş giriyor. Sebebi fazla eklenti yüklü. Evet şu an girdik oyuna. Gördüğünüz üzere haritadayız. V ile uçuyor zaten. Bunu biliyorsunuz. Q ile burayı açıyor menüyü. Buradan işte bak çizim mesela burada sana şeyleri gösteriyor. Karakterler filan olsun. Hani bak solda mesela cambarı var ya hut budur bak. Bak göster kaldırıyor filan. NPC'ler burada düşünme şeyi var. Devre dışı filan var. NPC'ler hareket ediyorsa bak şimdi hareket ediyor ya. Dur hareket etmiyor bu. Oops. Bak hareket ediyor. Bunu kapattın mı hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Z ile siliyor, V ile uçuyor demiştik. Başka ne vardı?
taşıtlar, maşıtlar var. Buradan mesela ayarlar var. Ayarlardan fotoğraf makinesi koyabiliyorsun. Thanos'undan fotoğraf makinesi koyabiliyorsun. Buradan ayarlıyorsun filan. Burada ayarlar var dediğim gibi. Olay bu. Bu kadar basit yani. Aslında çok basit. Detaylı bir video yapmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Zaten anlatılacak pek bir şey yoktu yani. Aşırı basit. Hani herkes yapar. Harita bu arada çok iyi ya bu arada. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.